Bengitürk'ten herkese merhaba. Gündem özel programıyla karşınızdayız. Bugün eğitim ve öğretim sürecine ilişkin tüm başlıkları konuşacağız. Önemli bir konuğumuz var. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ünal Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hızlıca sorularıma geçmek isterim. Çünkü milyonlarca öğrenciyi, veliyi ve öğretmeni ilgilendiren bir süreçten bahsediyoruz. Belki de hayata bu kadar dokunan en büyük bakanlıklardan birisinin başındasınız ve tüm bu süreçlerle ilgili de biz programın duyurusunu yaptıktan sonra bize binlerce soru geldi. Size bu süreçte ne kadar talep, öneri ve soru geldiğini tahmin bile edemiyoruz açıkçası. Sorunuza geçmeden önce buraya gelirken bir programdan geliyorum. O programa bir atıfta bulunmamda fayda Tabii. var. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla birlikte birinci liseler arası fikri mülkiyet, patent ve faydalı model yarışma törenine katıldık. Ödül alan öğrencilerimiz ödüllerini verdik. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm okullarımızda, tüm eğitim birimlerimizde fikri mülkiyet kültürünü yaygınlaştırmayla ilgili yapmış olduğumuz yatırımların neticesini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yani gerçekten 2022 yılında hedefimiz 7500 patent, faydalı model, marka, tasarım, tescili iken bugün itibariyle 8269 tane ürünün tescilini Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tüm eğitim kademelerinden aldılar. Bugün de çok tatlı bir yarışmayla bunu bir bu kültürün farkındalığını artırmayla ilgili çok önemli bir tören oldu. Ben bu vesileyle Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekilimize çok teşekkür ediyorum. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimin tüm kademelerinde çok boyutlu iyileştirme yaptıkça, kalite odaklı iyileştirmeler yaptıkça ülkemiz çok daha müreffeh bir ülke olacak. Bunu görmekten de büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah. Çok teşekkürler efendim. Tabii okul öncesini konuşacağız, meslek liselerini konuşacağız. Öğretmenlerin beklediği sorular var. Bazı sınavlarla ilgili bunları konuşacağız ama ben bir öncelikli olarak liselere geçiş sınavıyla başlamak istiyorum. Geride bıraktık. Yerleştirme sonuçları geliyordu. Tüm işlemler tamamlandı mı? Başarı yüzdesi ne oldu? Yerleşme oranları? Bununla başlayalım isterseniz. Bildiğiniz gibi LGS yerleştirmesi, liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirmede iki basamak var. Bir sınavlı okullarımız var. Merkeze sınav puanıyla yerleştirme var. Bir de herhangi bir sınav puanına bağlı olmadan okul kayıt bölgesindeki ortaöğretim başarı puanına göre, okul başarı puanına göre yerleşen öğrencilerimiz var. 8. sınıf öğrencilerimiz. Yaklaşık 1 milyon 31 bin öğrencimiz bu süreçlerde aktif olarak yer aldılar. Ve bugün itibariyle %98'inin istedikleri okullara, tercih ettikleri okullara yerleştiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten süreç çok başarılı bir şekilde yürüdü. Bir kere sınavlı okullardaki doluluk oranı %99'lar, %100'lere yakındı. Burada en dramatik artış meslek eğitimde oldu. Bir önceki sene meslek liselerinde sınavlı okullarda, sınavla öğrenci olan meslek liselerindeki doluluk oranları ilk yerleştirmede %74'ler civarındayken bu yerleştirmede %95'lere çıktı. Gerçekten bu çok meslek eğitimle ilgili yaptığımız yatırımların, dönüşümlerin sahada karşılık bulduğunu göstermesi anlamında çok kıymetli bir adım. Tabi burada yıllardan beri spekülasyon yapılan belli noktalar var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı sanki İmam Hatip liselerinin öğrencileri zorunlu göndermek istiyor da kapasiteyi ona göre ayarlıyormuş gibi bir algı vardı. Bu yılki veriler, önceki yıldaki veriler de özellikle bu yıldaki veriler bunun ne kadar yanlış, ne kadar veriye dayalı bir şekilde bir iddia olmadığını ortaya koydu. Burada iki tane nokta var Ünal Bey. Birinci nokta birinci tercihine yerleşme oranı. Yani, evet, çok önemli. Yani sınava girmeyen veya sınav puanıyla yerleşmeyen öğrencilerimizin biliyorsunuz 5 tane tercih yapıyorlar. 3 tanesi aynı okul türünden olabiliyor. 3'ten fazla tercih yapacaksa farklı okul türünü tercih etmek zorunda. Mesela Anadolu Lisesi'ne gidecek öğrenci 3 tane Anadolu Lisesi'ni yazarsa 4. meslek lisesi ve İmam Hatip Lisesi'ni yazmak durumunda. Birinci tercihe yerleşme oranı geçen sene 51 iken yani yerleşen öğrencilerin %51'i birinci tercihlerine yerleşirken bu sene bu oran %55'e çıkmış. Yani iki öğrenciden birisi birinci tercihine yerleşmiş. Diğer taraftan ilk 3 tercihine yerleşme oranı çok kritik. Biraz önceki bahsettiğim bağlam çerçevesinde. Yani ilk 3 tercih öğrencinin istediği okul türünü ağırlıklı olarak yazdığı tercihtir. Dolayısıyla ilk 3 tercihine yerleşme oranı
aslında öğrencinin ve velilerin yerleşmedeki memnuniyetlerini gösteren çok önemli bir parametre. Bakın bu sene ilk 3 dereceye yerleşme oranı geçen sene %92 iken bu sene %94'e çıkmış. Yani öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ilk 3 tercihindeki bir okula yerleşebilme imkanı bulmuşlar. Tabi burada okulların kırılımına da bakmamız lazım. Mesleki teknik anadolu liselerinde durum nedir? İmam Hatip liselerinde durum nedir? Anadolu liselerinde durum nedir? Bakın mesleki teknik anadolu liselerinde ilk 3 tercihine yerleşme oranı geçen sene %83'müş, bu sene %88'e çıkmış. Ne demek? Öğrenci bilinçli bir şekilde meslek lisesi öğrencisi, yerleşen öğrenciler bilinçli bir şekilde ilk 3 tercihlerine meslek lisesini yazmışlar. Aynı şey İmam Hatip için de geçerli. İmam Hatip'e yerleşen öğrencilerin %88'i ilk 3 tercihine yazarak İmam Hatip Lisesi'ne geçmişler. Yani bu ne demektir? Bu kamuoyunda konuşulduğu gibi bu biz zorlamayla mecburiyetle herhangi bir olan zorlama bir yok. Değil. Aslında her okul türü artık bilinçli bir şekilde lise türü öğrencilerimiz tarafından tercih ediliyor demektir. Gerçekten süreç çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Yerleştirme esas iki nakil süreci tamamlandı. Bu hafta içerisinde de komisyon çalışmaları devam edecek. Zaten yıla sarih bir şekilde her ay bu yerleştirme takvimi devam edecek. Şimdi efendim önümüzde 2022-2023 eğitim öğretim yılı var. Daha öncesinde yaz okulları sürecini başlatmıştınız. Hem bu bağlamda hem de yeni eğitim öğretim döneminde. Ne tür bir hazırlığınız var? Öğrenciler nelerle karşılaşacak? İşte daha önce bu ek bir soru olacak ama ders kitapları dağıtılmıştı. Ama ek kaynak kitaplara ilişkin onu da birazdan soracağım. Ama öncelikli olarak bu hazırlıklarınız ne düzeyde? Bildiğiniz gibi 17 Haziran'da eğitim öğretimi kapattıktan sonra 2021-2022 eğitim öğretim yılını bir hafta sonra İstanbul'da tüm okul yöneticilerimize bir toplantı yaptık ve 2022-2023 eğitim öğretim yılının hazırlıklarının başlangıcını, startını İstanbul'dan verdik. Hem tüm çalışma arkadaşlarımıza bir yıllık bir değerlendirme yaptık. Eğitim politikalarımızla nereden nereye geldik onları değerlendirdik. Aynı zamanda okullarımızın ihtiyacı yani temizlik malzemesi, kırtasiye malzemesi, küçük onarım ve büyük onarımlara, donatımlarla ilgili her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağımızı deklar ederek o gün İstanbul'daki tüm okullarımıza 1 milyar TL'lik yatırımımızı gönderdik. Buradaki hedefimiz şu, Ünal Bey. Yıllardan beri bir algı eğitim sistemimizin içerisine yerleştirilmiş. Sanki Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamaz. Okullarımızı, okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi, okul aile birliklerine, velilere mahkum edermiş gibi bir algı var. Bu algıyı tıpkı yardımcı kaynaklarda olduğu gibi ortadan kaldırmak istiyoruz. Onun için tüm illerimize, tüm arkadaşlarımız sahadalar aktif olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılının hazırlıklarını yapıyorlar. İlk defa Milli Eğitim Bakanlığı bu kadar yoğun bir tempoda tüm bürokratlarıyla sahada aktif olarak çalışıyorlar. Yani tüm okullarımızın temizlik malzemesi, kırtasiye malzemesi, efendim küçük onarımları, büyük onarımları, donatım malzemeleri, laboratuvarlarla ilgili her türlü ihtiyacını biz başlatmak, temin etmek, desteklemek ve süreçlere hocalarımızın da aktif olarak takibini sağlamak için sahada hazırlıklarımız devam ediyor. Tam bir bu de bu noktada, sene tam bu noktada şeyi de sormak isterim. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bu kadar her şeyi karşılıyorsa bu kayıt parası hikayesi nereden çıkıyor efendim? Yani siz ya de işte tepki gösterdiniz, yıllar, bir inceleme başlattınız. Şeydeki gibi, bu yardımcı kaynaklardaki evet. Şey gibi. Yıllardan beri hükümetimiz son 20 yılda ücretsiz olarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için ücretsiz olarak ders kitaplarını tüm öğrencilerimize dağıtırken yardımcı kaynakla ilgili yıllardan beri spekülasyonlar vardı. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sürece de müdahil olduk. 2021 yılında Ekim ayı itibariyle her ay 2. sınıftan 12. sınıfa kadar yardımcı kaynakları elektronik ortamda tüm öğrencilerimizle, velilerimizle paylaştık. Sonra dedik ki Kasım ayı itibariyle bunlara basalım ve gönderelim. Ve tüm öğrencilerimize şu ana kadar 36 milyon yani 2021-2022 eğitim öğretim yılında 36 milyona yakın yardımcı kaynağı dağıttık. Tabii burada ağırlık özellikle LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz oldu ama diğer öğrencilerimiz için de diğer eğitim kademelerindeki sınıflardaki öğrencilerimiz için de gerçekten çok ciddi kaynak üretimi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladığı müjdesini verdi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle öğrencilerin masasında sadece ders kitapları olmayacak. İlk kez yardımcı kaynaklar da olacak. Çok ve
Bundan sonraki, zaten geçen hafta da açıklamıştım, tüm illerimize şeyler gönderildi. Ders kitapları gönderildi, yardımcı kaynaklar da gönderilmeye başlandı. İnşallah öğrencilerimizi mutlu bir şekilde karşılama imkanımız olacak. Bundan sonraki eğitim öğretim yılında ise, bir sonraki eğitim öğretim yılında artık yardımcı kaynaklarla ders kitaplarını birleştirecek şekilde bir düzenlemeye gideceğiz. Yani ders kitabı ve yardımcı kaynak ikilemini de inşallah ortadan kaldıracağız. İşte eğitim sistemimizde yıllardan beri öğrencilerimizin, velilerimizin üzerinde yük, ilave yükler getiren mekanizmalara bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İşte kayıt parası, evet, bağışlar da... Bir veri var mı bu incelemenin sonucunda? Yani şu anda o 65 ilk açıklamamızda, evet, daha sonra 137'ye çıktı. Hı hı. Gelen tüm şikayetleri değerlendiriyoruz. Bazıları asılsız çıkıyor. Bazılarında işlem doğru oluyor. Gerekli işlemleri yapıyoruz. Yöneticilikten arkadaşlarımızı, o süreçlere farkında olarak veya farkında olmayarak gelen arkadaşlarımızı yöneticilikten de uzaklaştırıyoruz. Yani, bu bir kadar, yaptırımı oluyor yani. Elbette. Yani biz para gönderiyorsak okula, yani okulun her türlü ihtiyacını karşılıyorsak, veliden nasıl bir herhangi bir şey için bağış alınabilir? Okul aile birliklerine bağış yapılabilir. Bakın, bu süreci çok daha güçlü hale getirmek için bu sene ilk defa farklı bir şey yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı sadece ortaöğretim kurumlarına, liselere, okula bütçe gönderiyordu. Yani anaokuluna, ilkokula ve ortaokula bütçe göndermiyordu. İlk defa bu sene de temel eğitimde anaokul, ilkokul, ortaokula bütçe göndermeye başladık. Dolayısıyla herhangi bir gecikme olmasın diye illerde, ilçelere gönderdiğimiz bu bütçelerde artık eğitimdeki tüm kademelerde okullarımıza gerekli desteği sağlıyoruz. Yani bu kadar 20 yılda devasa yatırım yapılan bir dönemde okulların ihtiyacını karşılamaktan aciz olabilir mi Milli Eğitim Bakanlığı? Yani temel ihtiyaçların hepsini karşılayacağız. İnşallah mümkün olduğu kadar ihtiyacı fazla olan okula daha fazla kaynak göndererek eğitimde fırsat eşitliğinde çok daha güçlü hale getireceğiz. Efendim, çok merak edilen ve sürekli yöneltilen sorulardan birisi, malum öğretmen ataması takvimi işliyor. Yeni öğretmenler atandıkları okullara ne zaman başlayacak? Bu önemliydi. Bugün de zaten bir açıklamanız oldu. Bugün biliyorsunuz takvim işliyor zaten. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. 20 bin öğretmen ataması ile ilgili süreç. Bugün önemli bir tarih, 16 Ağustos. Bugün mülakat sonuçlarını tüm kamuoyuyla paylaştık. 27-31 Ağustos'ta da tercihleri alacağız. Ve 1 Eylül'de de öğretmenlerimiz okullarına atanarak okullarında görevlerine başlayacaklar. 1 Eylül itibariyle, evet, başlayacaklar. Bu yeni bir öğretmen ataması planlaması var mı? Şu anda yok. Çünkü şu anda hani yok. O da çok önce, merak edilen. Önce şu sürecimizi bir tamamlayalım. Hı hı. Biliyorsunuz bu öğretmen atamaları ile ilgili de birkaç şey söylememde fayda var. Gerçekten son 20 yılda, bakın Ünal Bey, 2000'li yıllarda eğitim sistemimizdeki öğretmen sayısı 500 bin. Bugün 1.2 milyon öğretmenimiz var eğitim sisteminde. Şu anda eğitim sisteminde olan öğretmenlerin %75'i son 19-20 yıl içerisinde atanmış. Yani hiçbir öğretmen atamasının olduğu bir yıl hatırlıyor musunuz? Yok ya. Ya mutlaka öğretmen. Ama burada artık gittikçe neye doğru odaklanıyoruz bakanlık olarak? İhtiyaç, ağırlık verdiğimiz, geliştirdiğimiz eğitim politikalarıyla ilişkili bir şekilde. Mesela bu sene ağırlığımızı okul yani öncesine verdik. Civarında da bir tabii, atama bekleyen. Yani okul öncesine ağırlık verdik ve atamada da okul öncesine öğretmen alımlarında 7503 tane kadro aktarımı yaptık. Yine öğretmen atamalarıyla ilgili merak edilen konulardan bir tanesi de engelli öğretmen ataması olacak mı? Bu da bize çok yöneltilen sorulardan birisi oldu. İnşallah. İnşallah. Peki. Çok tartışmalı bir konu var. Öncelikli olarak bunun öncesinde ilk defa öğretmenlerin bir meslek kanunu oldu. Evet. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Öğretmenler tarafından da, sendikalar tarafından da oldukça olumlu karşılandı. Ama kanunun eksik kaldığına yönelik eleştiriler var, düzeltme talepleri var. Aynı zamanda öğretmen kariyer basamakları kapsamında uzman ve baş öğretmenlik için bir sınavdan da bahsediliyor. Buna da öğretmenlerden bir tepki olduğunu görüyoruz. Öncelikli olarak yani bu sınav zorunlu mu? Girerse öğretmenler ne oluyor? Girmezse ne oluyor? Ondan önce bir resmi çizelim. Biliyorsunuz 60 yıllık bir özlemli öğretmenlik meslek kanunu. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekle nasıl eğitimin tüm 20 yılda okullaşma oranlarının artırılmasına, derslik sayısının artırılmasına, öğretmen sayısının artırılmasına inanılmaz
destek verip her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesini diğer bakanlıklara göre en yüksek yaparak sembolik olarak da eğitime ne kadar destek verdiğini gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız, öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili süreçleri de hızlı bir şekilde başlatarak 2021 yılı bitmeden meclise bu süreç aktarılmış oldu. Öncelikle bir şeyin altını çizmemiz lazım. Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlıklar kanun hazırlayıcıları değildir. Evet. Biz sadece süreçlere teknik destek meclisin sağlarız. Meclisin uhdesinden geçen tabii ki, süreç. Tabii ki. Yani bu birinci konu bu. İlk kez 14 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan 7354 sayılı öğretmenlik meslek kanunuyla o yıllardan beri dile getirilen öğretmenlere mahsus bir kanun olması özlemi giderilmiş oldu. Eksiklikleri var, iyileştirme alanları var. Bu ayrı bir konu. Ama bir başlangıç yapıldı. Yani ondan önce böyle bir kanun yoktu. Önce bunun hakkını bir teslim etmemiz gerekiyor. Emek veren tüm milletvekillerimize de çok teşekkür ediyorum bu süreçte katkı veren. Ve kanun sürecinde de bu çok tartışıldı. Sendikalar, STK'lar tartıştı. Biz sadece ağırlıklı olarak yönetmelik yayınlanma aşamasında yönetmeliği biz hazırladığımız için yönetmelikle ilgili tüm STK'ların, tüm sendikaların görüşlerini de alarak bir şekil vermeye çalıştık. Şimdi buradaki mekanizmada iki tane mekanizma var. Yani diğer ayrıntılara girmiyorum. İşte şu andaki gündemimiz olan uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik. Mekanizma şu andaki cari olan kanunda geçen diyor ki 10 yıllık öğretmen uzman öğretmenlik eğitimine başvurabilir. En az işte 180 saatlik bir eğitimden geçer. Sonrasında yapılan sınavdan başarılı olanlar uzman öğretmen olur. Ve bir derece artı eğitim öğretim tazminatı öğretmenin, uzman öğretmen olan eğitim öğretim tazminatı %20'den %60'a çıkar. Yani ve yine diyor ki ne gibi bir şey? Ona geleceğim. Aha. Şu çerçeve, yani tabii, ayrıntılı konuşacağız. Tabii. Siz de rahat olun. Tamam. Yani ben de her türlü ayrıntıya gireceğim. Peki. Burada. Çünkü netleştirmemiz lazım bazı şeyleri. Evet. Burada yine bir istisnai durum var. Eğer öğretmenimiz, 10 yıllık öğretmenimiz yüksek lisans yapmışsa, ister eğitim alanında olsun, ister eğitim alanı dışında olsun, ister tezli yüksek lisans yapmış olsun, ister tezsiz yüksek lisans yapmış olsun, uzman öğretmenlik sınavından muaf. İkincisi, baş öğretmenlik, Ünal Bey. Baş öğretmenlikte de 10 yıl uzman öğretmen olan öğretmenimiz 240 saatlik eğitimden geçiyor ve yine yapılan sınavdan sonra baş öğretmen oluyor. Yine burada da ilave bir derece artı eğitim öğretim tazminatı %40'dan %3 kat artarak %120'ye çıkıyor. Özlük hakkında ciddi bir iyileşme sağlanıyor. Şimdi 614 bine yakın öğretmenimiz başvurmuş. Gelirken rakamlara da baktım. 543 bin 515 öğretmenimiz uzman öğretmenliğe başvurmuş. Baş öğretmenliğe de 70 bin 931 öğretmenimiz başvurmuş. An itibariyle normalde 5 Eylül'e kadar eğitimler devam ediyor uzman öğretmenlikte. Eğitimini tamamlayan öğretmen sayısı 413.257. Yani hemen hemen büyük bir oranda, büyük bir çoğunluğu öğretmenlerimiz eğitimini tamamlamış. Aynı şey uzman öğretmenlikte de geçerli. 70.931 baş öğretmenliğe başvuran öğretmenimizin 49.205'i eğitimini tamamlamış. Burayla ilgili bir sorunumuz yok. Yine biraz önce çerçevesini çizmeye çalıştığım kanunun vaz ettiği hüküm gereği olarak 88.997 öğretmenimiz, 90 bin diyelim yaklaşık, 90 bin öğretmenimiz uzman öğretmenlik sınavından muaf. Yine baş öğretmenliğe başvuran öğretmenlerimizden 226'sı doktora yaptığı için baş öğretmenlik sınavından muaf. Şimdi bunu buraya koyduktan sonra geldim şeye. Bazı noktalara da hatırlatmalar yapmamız lazım. Şöyle bir algı var kamuoyunda. Sanki bu getirilen kanun tüm öğretmenlerimizin özlük hakkını iyileştirmek için yapılan bir düzenlemeymiş gibi bir algı var. Tüm öğretmenlerimizin özlük hakkını iyileştirmek için yapılacak düzenlemede sınava gerek olmaz zaten. Hükümetimiz zam yapar. Her yıl nasıl enflasyon oranında zamlar yapılıyorsa gerekli görüşmelerden sonra
ilave zam yapılmak gerektiği zaman da tüm öğretmenlere yapılır. Bu ayrı bir sistem, bu kariyer sistemi. Yani öğretmenlerimizin, isteyen öğretmenlerimizin, her öğretmenimizin değil, bunun da altını çizmemiz lazım, zorunluluk yok. İsteyen öğretmenlerimizin eğitim alarak ve yüksek lisansı yapmışsa da veya lisansüstü çalışma yapmışsa da sınavlardan da muaf olarak, sınava da hiç girmeden öğretmenlerimizi sadece öğretenler değil, hayat boyu öğrenenler olarak ellerini güçlendirecek, süreçlerde de özlük hakkında ciddi artış sağlayan bir mekanizma. Bunu özellikle belirtmemizde gerek fayda var. Yani bir kariyer sistemi. Şimdi yapılacak sınavla ilgili konuşalım. Türkiye'de kariyer sisteminde sınav yapılmayan hiçbir kariyer alanı yok. Yani müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, işte yüksek öğretim kurumlarında, diğer tüm alanlarda sınavsız bir kariyer sistemi inşa etmek mümkün değil. Bunu özellikle belirtelim. Ama bunu ilave bir şey yapalım. Uzman veya baş öğretmenlik sınavında biz öğretmenlerimizin öğretmenlik yeterliliklerini ölçmüyoruz. Zaman zaman bu da istismar ediliyor kamuoyunun içerisinde. Yani sanki öğretmenlerimizin yeterli. Hayır, öğretmen zaten. Sistemin içerisinde öğretmen olarak çalışıyor. Öğretmenimiz fedakar bir şekilde, nasıl daha önceden yıllardan beri başarılı bir şekilde eğitim sisteminin kalitesine katkı veriyorsa aynı şekilde devam ediyor. Bu sadece alınan uzman öğretmenlikteki 180 saatlik veyahut da baş öğretmenlikteki alınan 240 saatlik eğitimi değerlendiren bir sınav. Yani şunu öğretmenimiz iddia edebilir mi? Öğretmenimiz master, yüksek lisans yapmaya üniversitede başvurdu. Dersi aldı, dersin sınavına girmesi gerekiyor. Hayır, ben öğretmenim, bana sınav yapamazsınız, benim yeterliliğimizi ölçemezsiniz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani veya işte test savunmasına giriyor. Hayır, ben öğretmenim. Bu ayrı bir şey. Bu öğretmenin yeterliliğini falan ölçen bir sistem değil. Sadece alınan eğitimi değerlendirmemiz gerekiyor. Burada kamuoyuna yansıyan, geçen 2-3 gün içerisinde yansıyan birkaç konuya da değinmemde fayda var. Bir gazeteciyle bir yazı yazmıştı. Onunla ilgili ben bir telefon görüşmem oldu. Telefon görüşmem farklı bağlamlara çekildi. Telefon görüşmemize daha sonra söz konusu yazar, ertesi gün o sendikaların anladığı şeyin doğru olmadığında tekrar yazarak kamuoyuyla paylaştı. Oradaki benim bahsettiğim şey şu. Aslında biz başlangıçta bu kanun hazırlanmasına teknik destek verirken kafamızda şu vardı. Ya Türkiye'deki öğretmenlerimizin lisansüstü eğitim yapmış tamamlama oranları OECD ülkelerine göre çok düşük. Yani %10'lar seviyesindeyiz. Yüksek lisansta, doktora da %0.26'lar, 29'lar seviyesindeyiz. Yani. Şimdi bakın OECD ülkelerine, sadece şeylere bakın. Eğitim kademelerindeki okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim yapma oranlarına bakın. Türkiye'de de biliyoruz ki öğretmenlerimiz bu konuda istekliler. Bu isteği bununla birleştirelim, kariyer sistemiyle birleştirelim. Ve master yapan öğretmenimizi uzman öğretmen, doktora yapan öğretmenlerimizi de baş öğretmen yapalım istedik. Ve hiçbir sınav olmadan efendim sadece lisans üstüne mahsus bir şey yapalım. O zaman yetkili sendika olan Eğitim Birsen'le görüştük. Dediler ki bu çok dar kapsamlı ya. Yani eğitim sistemimizin içerisinde bu kadar yaygın bir master ve doktor olmadığı için daha geniş katılım olsun. Onun üzerine böyle bir sistematikle ilgili çalışmalar başlatıldı. Dolayısıyla yetkili sendika, ismini de verelim, Eğitim Birsen. Eğitim Birsen'in o önerisi doğrultusunda bugün 614 bin öğretmenimiz bu süreçte bu uzman öğretmenliğe ve baş öğretmenliğe başvurdular. Ama Eğitim Birsen sınav yapılsın demedi. Zaten Türk Eğitim Birsen'in tavrı başlangıcından beri belliydi. Sınav yapılmasına karşıydı. Dolayısıyla orada konuştuğumuz şey, benim konuştuğum ama bağlamından çıkan şey, sadece yüksek lisans ve doktora yapanların başvurma mekanizması ile ilgilidir. Hiçbir sendika, görüştüğümüz Eğitim Birsen, Türkiye Eğitim Birsen'in zaten tavrı ortadadır. Sınav yapılmasını önermediler. Bunu neden söylüyorum? Bunu şundan dolayı söylüyorum.
Dün veya ondan önceki gün bir siyasi partinin lideri sosyal medyasından şey paylaştı. Sınav olmasın dedik benim adıma. Sendikalar ayağa kalktı. Yani bunu nereden çıkarttılar? Bu metni ben hayretler içerisindeyim. Yani çünkü hiçbir sendika sınav olsun demedi. Buraya noktayı koyuyorum. Söz konusu lider daha önceden de kanunla, yani meclisin hazırlamış olduğu kanunun gereği olan sınava öğretmenlerimizin girmemesi çağrısını yaptı. Evet. Bunu da milletimizin takdirine arz ediyorum. Bu anlattıklarınızdan bu sınavın iptal olmayacağına yönelik. Hayır, şu anda yasa bu, kanun bu, kanunun gerektirdiği şey de budur. Ha. Zaten bunun yani için sonuçta meclisin bir karar alması gerekiyor. Aynen. Yani milletin iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Evet. 1 Ekim'de açıldıktan sonra ilaveler gelir, ilave iyileştirmeler yapılır. Yani yapılır. Bize düşen Milli Eğitim Bakanı olarak onları uygulamaktır. Son bir sorum olacak bu konuyla ilgili. O da yani sınava girdi diyelim ve o yeterliliği göstermedi bir öğretmen. Yani zaten isteğe bağlı olarak giriliyor. Bir sonucu mu oluyor bunun? Hayır, hiçbir sonucu yok. Ya öğretmen olarak çalışmaya devam edecek. Herhangi bir problemi yok. Zaten her yıl bu tekrarlanacak sınav. Dolayısıyla bir daha sınava girmek istemiyorsa önümüzdeki yıla kadar tezsiz yüksek lisans yapacak herhangi bir alanda. Dolayısıyla sınavdan muaf olacak yani. Peki efendim, öğretmenlerin... Ya şeyi de belirtelim. Yani kamuoyunun bilgilenmesine fayda var. Zaman zaman da söylemler oluyor. Yani eğitim sistemi içerisinde ayrılıklar olacak. İşte baş öğretmen, uzman öğretmen, böyle bir şey yok. Öğretmen var. Bu sadece kariyer sisteminin gerektirdiği bir şekilde bir süreçle ilgili işleyen bir mekanizma, bir sistematik. Yani sonuçta her öğretmen öğretmendir. Baş öğretmen de öğretmendir. Uzman öğretmen de öğretmendir. Zaten aslında şu bilgiyi vermemde fayda var. Notlarımda varsa. Evet. Şu an itibariyle eğitim sisteminde, yani bu kanun 14 Şubat 2022 yılında yayınlanmadan önce eğitim sistemimizin içerisinde 75.701 uzman öğretmen vardı. O 2006 yılındaki yapılan sınavdan dolayı, mekanizmadan dolayı. Şimdi aynı zamanda baş öğretmen de vardı. Şimdi 75.701 öğretmen, uzman öğretmen varken hiçbir şey duydunuz mu eğitim sisteminde? Bir alt üst ilişkisi Bey, oluştu. Herhangi bir şey oldu mu? Gibi. Yok, bu idari bir, hiyerarşik bir ilişki değil bu. Dolayısıyla bu tamamen o zaman öğretmenlerimiz müşteri olsunlar. Bir de gerçekten öğretmenlerimizin belki süreçteki belirsizliklerden kaynaklanan bir tedirginlik durumu varsa biz zaten bakanlık olarak bunun gereğini yapmak için öğretmenlerimize yardımcı olmak için çalışıyoruz. Mesela örnek kitapçıkla ilgili bir çalışmamız yoktu. Öneri geldi. Örnek kitapçık yayınlamayla ilgili hem öğretmenlerimizin tedirginliğinin ortadan kalkmasıyla ilgili bir çalışma başlattığımızda kamuoyuna duyurduk. Yani dolayısıyla bu sıcak bir gündem diye buradan siyaseten rant üretmeye kimse çalışmasın. Öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin biricik varlıklarıdır. Öğretmenlerimiz ne kadar güçlü olurlarsa eğitim sistemimiz o kadar güçlü olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de o kadar güçlü olur. Eğer biz bunu bir ranta dönüştürürsek, siyasi görünürlüğü artırmayla ilgili bir mekanizmaya dönüştürürsek kaybeden Milli Eğitim Bakanlığı olması, ülke olur. Evet, çocuklarımız olur. Hatta seçimde hesabı sorulacak olur. Gibi paylaşımlar var. Yani bunun için çok daha tavrı var. Lütfen kimse gölge etmesin. Efendim yine öğretmenlerle ilgili Haziran dönemi mesleki eğitim çalışmaları öğretmen bilişim ağı üzerinden yapılmıştı. Bu sene nasıl devam edecek? Yine online mi olacak? Şimdi bu vesileyle sizin kanalınız vesilesiyle de duyurmuş olalım. Biliyorsunuz 12 Eylül'de 2022-2023 eğitim öğretim yılı okullarımızı açacağız. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz normalde okula gelecekti. Perşembe, Cuma 1-2 Eylül'de okullarda eğitimlere başlayacaktı. Buradan da tüm öğretmenlerimize müjdeyi verelim. 1-2 Eylül'de idare izni sayılacak öğretmenlerimiz. Dolayısıyla 5 Eylül'de öğretmenlerimiz okulda gelerek okullarına hazırlıkları, süreçlerine dahil olacaklar.
online olarak devam edecek o zaman. Ya mümkün olduğu kadar Ünal Bey, biz bakın bu öğretmenlik meslek kanunu bir tarafa, bizim öğretmenlerimizin mesleki girişimlerini, kişisel girişimlerini desteklemek için çok ciddi yatırım yapıyoruz. Biz biliyoruz ki yaptığımız, attığımız her adım, her eğitim politikası öğretmenimizin destek verdiği kadar vardır. Onun için öğretmenimiz ne kadar desteklersek eğitim sistemimiz o kadar güçlü olur. Bu bilinçle ilk defa öğretmenlik mesleki girişimde paradigma değişimine gittik. Yani bakanlık olarak merkezi bir planlamadan uzaklaştık. Tamamen okul temelli mesleki girişim programına odaklandık. Yani bu ne demektir? Okullarımızda öğretmenlerimiz hangi eğitim istiyorsa, o okulun varmak istediği kalite göstergelerini, hedeflerine göre eksik hissettiği her türlü eğitimi biz bütçesini okula göndererek destek veriyoruz. Bakın 2020 yılında bakanlığın düzenlemiş olduğu merkezi ve mahallindeki eğitimlere katılan öğretmen sayısı 1.2 milyon sertifika sayısı. Öğretmen başına düşen eğitim saati 44 saat. 2022 yılda 6 Ağustos'ta ben göreve başladım. Ve hızlı bir şekilde öğretmenlerle ilgili önceliklerimizi koyarak süreçleri hızlı bir şekilde yeniledik. Ve 2.9 milyon öğretmene ulaştık. Yani 2022 yılında çok az bir süremiz kalmasına rağmen yılın tamamlanmasına, düzenlemiş olduğumuz eğitimler sayesinde öğretmen başına düşen eğitim saati 94 saate çıktı. 44 saat, 94 saat. Son 10 yılın en yüksek rakamına ulaştı. 2022 yılında bu seneki hedefimiz her öğretmenin en az 120 saat mesleki gelişim eğitiminde yararlanması. Ve şu anda da 6 milyon üzerinde öğretmen, ki bu kadar öğretmen yok, mükerrer eğitimlerle gerçekten bu hedefe ulaşmak için, hedefe ulaşmayı bırakın, geçmeyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ya biz öğretmenlerimize her zaman müteşekkiriz. Gerçekten öğretmenlerimiz sadece eğitim öğretimde değil, işte COVID sürecindeki vefa çalışma gruplarından diğer alanlardaki desteklerine kadar, illerimizde, ilçelerimizde, mahallelerimizde, köylerimizde bu ülkenin yüz akı. Biz de bakanlık olarak onların çalışma koşullarını iyileştirmek, daha iyi noktaya taşıyabilmek ve özellikle bu süreçte kişisel gelişimlerini desteklemek için, ama istediklerini, bizim istediğimiz değil, istedikleri eğitim almaları ile ilgili de her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Efendim, Covid'den bahsetmişken geçtiğimiz yıl kararlı bir tutum uyguladınız. Yani okullar kapatılsın çağrıları vardı ama siz yüz yüze eğitime döndünüz ve öyle, o şekilde tamamladınız. Peki işte pandemi verileri de açıklanıyor haftalık olarak. Bir artış da son dönemde görülüyor ama. Okullardaki önlemler ne olacak? Yüz yüze devam mı? Yoksa online için bazı derslere bir önceliğiniz olacak mı? Ünal Bey, şimdi geçen sene 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başladı biliyorsunuz. Ben de 6 Ağustos'ta göre başladım. Evet. Yani bir ayım vardı. Şimdi o gün devir teslim töreninde de ben açıkça bir şey söyledim. Dedim ki biz okulları açmamız için vakaların sıfırlanmasını beklemeyeceğiz. Beklemeye tahammülümüz yok. Çünkü 1,5 yıl okullar, Milli Eğitim Bakanı kapalı oldu. Okullara işte değişik dijital platformlarla öğrencilerimize destek oldu ama atlanan çok kritik bir nokta oldu. Yani okullar sadece eğitim öğretim yapılan yerleri değil. Okullar bizim en kalıcı sermayemiz olan beşeri sermayemizin şekillendiği, kişisel gelişimlerinin gerçekleştiği, psikososyal, duygusal gelişimlerinin gerçekleştiği, kültür, sanat, spor etkinlikleriyle etkileşimlerin arttığı ve en önemlisi toplumdaki eşitsizliklerin görece dengelendiği en önemli mekanlar. Dolayısıyla okulları açmadığımız zaman maliyet sadece telafi edeceğimiz şey öğrenme kayıpları değil. İşte bu bilinçle ve tüm yöneticilerimizle, öğretmenlerimizle dik bir duruş sergileyerek ama Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun önerilerini de dikkate alarak, harfiyen uyarak süreci çok başarılı bir şekilde devam ettirdik. Ve aslında bu o kadar tarihi bir nokta ki eğer biz bir yıl daha okulları kapalı tutmuş olsaydık gerçekten çok ciddi maliyetler üretebilirdi ülkemize. Biz bunu yapmakla aynı zamanda şunu da sağladık. Şimdi eğitim sistemini düşünün, 18.9 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmen. Eğer siz bu devasa ölçüye sahip olan bir eğitim sistemini COVID sürecinden normalleştiremezsiniz, Türkiye'nin normalleşmesini bekleyemezsiniz. İşte biz bir taraftan gençlerimizi yetiştirmekle ilgili bu inisiyatifi alarak süreci kararlı bir şekilde götürdük. Aynı zamanda
Türkiye'nin de normalleşmesini hızlandırdık. Onun için ben tüm öğretmenlerimize, tüm yöneticilerimize içten şükranlarımı sunuyorum. Bu şükranın da, teşekkürün de bir nişanesi olarak, küçük bir nişanesi olarak söz verdiğim gibi tüm öğretmenlerimize ve idari personelimize hem birinci dönem sonunda hem de ikinci dönem sonunda başarı belgesi verdim. Yani ilk defa Milli Eğitim tarihimizde ilk defa bir bakan tüm öğretmenlere ve idari personeline iki defa, yılda iki defa başarı belgesi vermiş oldu. Çünkü bu çok tarihi bir adımdı. O tarihin de tarihe bir notla düşünülmesi gerekiyordu. Onun için aynı kararlılıkla düşünün işte geçen seneki durumlara bir gözden geçirin, bir hatırlayalım. Çok kolay unutuyoruz biz. Ya ben o zaman okulları açık tutmayla ilgili irademi ortaya koyduğum zaman aldığım tepkileri ben biliyorum ya. O sömestr tatilinde iki haftalık tatilin üç haftaya çıkartılmasındaki o sosyal medya kampanyalarını ben biliyorum ya. Ama bizim o anda iyi olan değil, uzun vadede ülkemiz için iyi olan şeylerin yanında yer almamız lazım. Ha bunun maliyetini ödemek gerekiyorsa da maliyetini de öderiz yani, hiç problem değil. Ben çok büyük mutluluk duyuyorum. Böyle bir süreci kararlı bir şekilde yürüttüğümüz için tüm öğretmenlerimizle de gurur duyuyorum. Aynı kararlılıkla gerekli önlemleri alarak aynı şeyi 2022-2023 eğitim öğretim yılında devam edeceğiz. Yani şu an için zaten olağanüstü bir durum yok. Vakalar artıyor ama çok grip seviyesinde geçiriliyor. Duruma göre, yeni oluşan durumlara göre yeni değerlendirmeler yaparız. Ama mümkün olduğu kadar okulları açık tutmak. Yani bizim irademiz bu yönde. Telafi eğitimleri yeterli oldu mu? Efendim? Telafi eğitimleri yeterli oldu mu? Bu konuda bir veri toplandı mı? Ya biz iki şeyi bir arada yaptık. Bir, okulları açık tutmak için ciddi bir irade göstererek o süreçleri yönettik. Öğretmenlerimiz düşünün ya, maske daha son zamanlarda kaldırıldı ya. Maskeyle sabahtan akşama kadar ders anlatır. Öyle kolay bir şey değil ya. Bir taraftan da öğretmenlerimiz değişik telafi mekanizmalarıyla öğrencilerimizin eksikliklerini, geçmiş kayıplarını telafi etmek için yoğun çaba sarf ettiler. İşte her ders başladığı zaman bir önceki kazanımları, öğrenme becerileriyle ilgili hatırlatmalar yapıldığı gibi destekleme yetiştirme kurslarına akşamları okuldan sonra veya hafta sonları öğrencilerimizin desteklemesi için hükümetimizin eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için yıllardan beri kararlı bir şekilde sürdürdü ve ciddi maliyetleri de olan destekleme yetiştirme kurslarını ilk kez çok geniş kapsamlı tuttuk. Normalde destekleme yetiştirme kurslarını 8 ve 12. sınıflarla veya işte 7-8, 11-12 şeklinde yaparken bu defa çok daha kapsamlı bir şekilde süreci yürürlüğe soktuk. Aynı zamanda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz öğrencilerimizin psikososyal gelişimini desteklemek, sağlamlığını artırmakla ilgili ciddi destekler sağladılar. Aynı şekilde öğretmenlerimize, velilerimize yönelik destekler ürettiler. Ve bu defa ilk kez, sizin de biraz önce programın başında belirttiğiniz gibi, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaz okullarını devreye soktuk. Yaz okullarını devreye sokmamızın iki tane amacı vardı. Birinci amacı, bizim öncelik verdiğimiz yerlerde eğitim öğretim başlamadan süreçleri hızlandırmak. İkinci amacı da öğrencilerimizin hem sosyalleşmesini artırmak, COVID'den kaynaklanan dezavantajlı durumlarını telafi etmek ve onları daha sağlıklı bireyler olma yolunda desteklemek. Bunun için bilim sanat merkezlerimizdeki tüm altyapıyı kullanarak bilim sanat merkezlerimizi tüm öğrencilere açtık. Ve orada bilim ve sanat başlığı altında iki farklı yaz okulu açtık. Üçüncüsü olarak bakanlık olarak dil eğitimini önemsiyoruz. Yani ana dil Türkçe eğitimini, matematiği de bir dil olarak görüyoruz. Matematik eğitimini ve yabancı dili. İşte matematikle ilgili metodolojiyi de değiştirecek şekilde ilk uygulamaları matematik yaz okulunda 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin hizmetini açtık. Aynı şekilde İngilizce ile ilgili de 4. sınıftan 12. sınıfa kadar yaz okullarını açtık. Ve 1 milyona yakın öğrencimiz çok keyifli bir şekilde yaz okullarından yararlandılar. Devam ediyor süreç ve şunu gördük. Aslında memnuniyet çok yüksek ama kurs süreleri çok yetersiz. Yani keşke 2 ay devam etse kurs. Bunu görmekten de çok büyük mutluluk duyuyoruz. Aldığımız geri beslemelerle inşallah bir sonraki eğitim öğretim yılında bu tip yaz kampları, yaz okullarıyla öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.
Beğenilen projelerden bir tanesi vardı. Kapatılan köy okullarının yeniden açılması ve yaşam merkezlerine dönüştürülmesi. Bunun hakkında da bilgi verir misiniz? Yani şu ana kadar kaç köy okulu yeniden bir yaşam merkezi olarak hayat buldu? Bunu göreve geldiğimiz günden itibaren arkadaşlarımızla çalıştık. Yani hepimizin malumu, tüm dünyada göç var. Göç köylerden, kırsal bölgelerden şehirlere doğru veya metropollere doğru. Ama özellikle bu COVID-19 salgınından sonra yavaş yavaş göçün tersine döndüğünü görüyoruz. Aynı zamanda çok önemli bir sektör ortaya çıktı. Bu gıda tedarik zincirlerindeki problemlerden dolayı tüm dünya gıda ürünlerine erişimle ilgili hassasiyetli bir şekilde konuya yaklaşıp yatırımlar yapmaya başladı. Yani halihazırda enerji da devam ediyor. Tabii. Enerji sektörü kadar artık çok önemli bir sektör haline gelmeye başladı. Biz dedik ki bu eğilimleri birleştirerek köylerimizdeki şu anda aktif olarak kullanılmayan okullarımızı vatandaşımızın hizmetine açalım. Ne yapalım? İlkokul olarak kullanma imkanı varsa ilkokul olarak. Bunun için hemen yönetmelik değişikliği yaptık ve köy okullarının öğrenci sayısına bakılmaksızın açılabilme imkanını getirdik. Sonra ne yaptık? Anaokullarında bir ana sınıfın açılması için 10 olan öğrenci sayısını 5'e düşürdük. Sadece bu 5'e düşürmeyle 1800 köyde yaklaşık 20 bin öğrencimiz ana sınıflarıyla buluştu. Sonra dedik ki aynı zamanda köy okullarına halk eğitim merkezleri kuralım. Biliyorsunuz halk eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı sadece eğitim çağı nüfusuna eğitim vermiyor. Aynı zamanda yetişkinlerin de kişisel gelişimlerine yıllardan beri başarılı bir şekilde destek veren bir bakanlık. Bakın bu seneki hedefimiz her ay 1 milyon. Geçen sene halk eğitim merkezlerinde yaklaşık 998 tane halk eğitim merkezimiz var. Yaralanan vatandaş sayımız ortalama 5 milyon civarındaydı. 2022 yılındaki hedefimiz her ay 1 milyon vatandaşımıza erişmekti. 7 ayın sonunda 7.3 milyon vatandaşımıza eriştik. Yani 1 milyon hedefimizi tutturduğumuz gibi üzerine geçtik. Yıl sonuna kadar 12 milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Ve bu halk eğitim merkezlerinden yararlanan kadınlarımızın oranı çok yüksek. %70'lere yaklaşık. Dolayısıyla biz halk eğitim merkezlerini şehirlerde değil, bu köy okullarıyla bütünleştirerek köyde yaşayan vatandaşlarımızın, çoğu büyük şehir olduğu için mahalle oldu, vatandaşlarımızın herhangi bir yere gitmeden ayaklarında hemen rahat bir şekilde erişebilecekleri fiziki mekanlarda istedikleri kursları alabilme, 3000'in üzerinde farklı kursu alabilme imkanı getirdik. Ve bu model aslında çok farklı bir modele doğru evrilmeye başladı. Çünkü bir köyde çocuğuyla ebeveynini aynı eğitim kurumunda bütünleştirme imkanı oldu. Bir tarafta halk eğitim merkezi üzerinde işte kadınlarımız dikiş nakıştan, işte tarım hayvancılıkla ilgili kurslar almayı. Yan tarafta da torunu veya kızı, oğlu anaokulunda veya ilkokulda eğitim yapmaya başladı. Dolayısıyla eğitimle ilgili bir merkez olma potansiyelini güçlendirdik. Hedefimiz şu, Ünal Bey, 12 Eylül'e kadar, yani eğitim öğretim başlayana kadar tüm Türkiye'de 1000 tane köy okulunu yaşam merkezine dönüştürmek. Bununla ilgili çalışmalar da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Yakında kamuoyuyla da paylaşacağız. Yılın sonuna kadar da tüm köy okullarımızı köy yaşam merkezlerine dönüştürebilmek. Efendim, merak edilen bir konu. Uzunca bir sürede tartışıldı, hala da tartışılıyor. Siz de eskiden bir ÖSYM başkanlığı yapmış birisi olarak bu soruyu size yönetmek istiyorum. KPSS'de yaşanan bir soru sızdırma iddiası süreci var. Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi. Ondan sonra bir görev değişimi de yaşandı. Bu neyden kaynaklanıyor? O kurumu da yakından biliyorsunuz. Yani soru havuzundan mı, mevcut çalışan personelden mi, yoksa daha önceden yaşandığı gibi bir işte Fethullahçı terör örgütünün bir kumpası söz konusuydu. Benzer oluşumlar hala devam ettiği için mi yaşanıyor? Bu konuyla ilgili görüşleriniz nedir? Tabii bu konu aslında bizi doğrudan ilgilendirmiyor. O süreçleri hatırlayın, bir garip bir aslında eş zamanlı bir operasyon devam etti. Yani sanki Milli Eğitim Bakanlığı KPSS sürecinden sorumluymuş gibi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uhdesinde yapılan bir sınavmış gibi bir algı oluştu. ÖSYM, Ölçme Seçme İyileştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı'yla hiçbir ilişkisi olmayan, sadece iki ilişkisi olan, bir yıldan yıla her yıl bütçe görüşmelerinde, bütçeyle ilgili. İkincisi,
Meclisin soru önergelerinde muhatap olarak bakanlığa geldiği için herhangi bir soru önergesini bizim yazışma merkezi olarak kullanılan bir mekanizma. Yani bizim ÖSYM ile hiçbir ilişkimiz yok. Öncelikle bunu belirtmem lazım. Çünkü öyle spekülasyonlar oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili spekülasyonlar oldu. KPSS sınavıyla hiçbir ilişkimiz yok. Sizin de malumunuz olduğu üzere ÖSYM idari mali olarak özel bir kurumdur. Ancak ÖSYM Başkanlığı'nın disiplin amiri YÖK Başkanı'dır. Dolayısıyla YÖK'le ilişkisi vardır. Zaten biliyorsunuz o süreçte YÖK Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı. Dolayısıyla sorunuzu burayla bu cevapla bitiriyorum. Çünkü bizim süreçle ilgili bir malumatımız yok. Teferruatı ile ilgili süreçte DDK'nın, Devlet Denetleme Kurulu'nun yapmış olduğu soruşturma ile ilgili de herhangi bir bilgimiz yok. Benzer bir süreç Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlarla ilgili de mesela, yani bu şaibeleri ya da olası bir tehlikeyi ortadan yani kaldırmak için o denetleme mekanizmasını nasıl kurdunuz? Ya şöyledir. İki kritik konu vardır sınavlarda. Yani bir sürü kritik konu var ama bu anlamda iki tane kritik konu vardır. Birincisi soru hazırlama süreçleri. İkincisi hazırlanan soruyla kapalıya, yani sorunun artık basın, soruların seçilip basılmasının sürecinin yapıldığı yer. İki farklı mekanizma var. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. ÖSYM deneyimde de aynı şeyi söyleyebilirim. Bu tip iddiaların benzer sorular çıktı, işte tamamen aynı sorular çıktı iddialarının minimum hale getirilmesi için güvenlik önlemi olarak şunu yaparsınız. Soru hazırlayan kişi sayısını artırırsınız ve çeşitliliğini artırırsınız, kurum çeşitliliğini artırırsınız. Ya mesela herhangi bir sınavda sadece bir üniversitenin öğretim üyeleri değil, tüm üniversitenin öğretim üyelerini, tüm kamu kurum kuruluşlarındaki uzmanları çağırarak mümkün olduğu kadar çok geniş katılımlı soru hazırlama yöntemi seçersiniz. Birinci güvenlik önlem budur. Çünkü az sayıda kişiyle veya belli bir alana yoğunlaşan, kümelenen soru hazırlayıcılarıyla süreci götürürseniz bu defa o kişilerin başka soru hazırlamayla ilgili, kaynaklarla ilgili yaptığı katkıların tekrar edilebilme ihtimali, benzerliklerin ortaya çıkma ihtimalini artırırsınız. İşte bunu minimize edersiniz bunu yaptığınız zaman. İkincisi de, ki oraya önce bir şey söylemem lazım. Soru tek kişi tarafından hazırlanmaz. Önce ham soru üretilir, sonra denetçilere gider. En sonunda uzman karar verir, soru havuzuna atılır. Dolayısıyla bazen soru hazırlayan kişi sorulan sorunun kendisi sorusu olup olmadığına bile tereddüt edebilir. Çünkü şekli değişmiş olabilir. İkinci konuda, bir sınav yapılırken, kapalıya gidilirken soru götürürsünüz o alanda. Genelde güvenlik önlemi olarak sorulacak soru sayısının 10 katıyla girersiniz minimum. Yani 100 soru soracaksanız 1000 tane soruyla gidersiniz. 2000 tane soruyla gidersiniz ki yine aynı güvenlikle ilgili o benzerlik, işte birebir aynı olmayla ilgili ihtimali minimize etmek için. Genelde budur. Onun haricindeki zaten tüm süreçler bizim yaptığımız sınavlarda da denetimi açıktır. İdari denetimi açıktır. Bir problem olduğu zaman zaten biz bakanlık olarak teftişimizi, tüm inceleme sistematimizi kullanarak kendi yaptığımız sınavlarla ilgili. Çünkü Üşme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz sınavlar yapıyor. Sadece LGS sınavını yapmıyor. Kamu kurum kuruluşlarına da hizmet veriyor. Biz gerekli incelemeleri yapıyoruz. Dolayısıyla bir problem olduğu zaman da deriz ki burada bir problem var ve bununla ilgili şunları şunları yaptık deriz. Yani açık yürekli. Efendim, mesleki eğitime gireceğiz. Kütüphanesiz okul kalmasın projesine de gireceğiz ama sosyal medyadan gelen bazı sorular vardı. Çokça gelenlerden birkaç tanesini seçtim. Öncesinde bir bunları size yöneltmek isterim. Bir, il dışı iptal talebi var tayinlerle ilgili. Bunlarla ilgili süreçlerimiz arkadaşlar çalışıyor. Tabii oradaki süreç öğretmenin isteği şeklinde tayin oluyor. Daha sonra öğretmen o isteğinden vazgeçiyor. Önemli olan şey orada normun boşta kalıp kalmaması. Biz onlar özür tayinleri diğer mekanizmalarla ilgili arkadaşlarımız çalışmalar yapıyor.
ya öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi mağdur etmeyecek şekilde, mümkün olduğu kadar da özürlerini kabul edecek şekilde süreçleri yöneteceğiz. Çünkü böyle ağırlıklı genel, olarak şey yazmış, bir ifade yani vereyim. Kira artışı vesaire biraz zorlayıcı, bir defaya mahsus bu olur mu gibi bir durum söz konusu, bir talep söz konusu. Cevap verdim ben de. Peki efendim. İkincisi okul güvenlikleri. Bu konuyla ilgili de çok sayıda mesaj gelmiş. Bu sağlanacak mı yoksa mevcut sistemle devam edecek? Ya şöyle, okullarımızın temizlik ve güvenliği ile ilgili daha önceden toplum yararına çalışma programı ile ilgili çalışmalar oldu. Biz bu süreci de takip ediyoruz. İnşallah yakın zamanda okullarımızın öncelikli olarak temizliği ile ilgili destekleyecek mekanizmalarla okullarımızı destekleyeceğiz. Özel sektör öğretmenlerine bir taban maaş belirlenmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bu da çok yoğun gelen sorulardan birisi. Onunla ilgili özel öğretim kurumlarıyla ilgili sıkıntılar var. Sadece öğretmenlerimizin ücretleri değil, özellikle bu süreçteki karşılaşmış oldukları ve iyileştirme talep ettikleri bazı noktaları var. Onu da özel öğretim kurumları genel müdürlüğümüz sektör temsilcileriyle, öğretmenlerimizle müzakerelerini halen devam ettiriyor. Belki mesela özel öğretim kurumlarında sınıf mevcut sayısını 24'ten 30'a çıkarttık. Bunun gibi hem öğretmenlerimizin ücretleriyle ilgili hem diğer işte SGK kayıtlarıyla ilgili, Çalışma Bakanlığı'nı ilgilendiren konularla ilgili de tüm talepleri arkadaşlarımız alıyorlar. Süreçleri de suhuletli bir şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu. Bu da oldukça yoğun bir şekilde. Ben aslında hepsine cevap verdim. Yani biz öğretmenlerimizi mağdur etmeyecek şekilde ve mevzuatın bize vermiş olduğu yetki çerçevesi içerisinde desteklemeye devam edeceğiz. Evet. Bir diğer sorumuz kütüphanesiz okul kalmayacak projesi. Büyük ilgi gördü. Etkisinde olumlu olduğu ifade ediliyor. Bu noktadaki yani bu projeyle temel amaç nedir? Bir bunu özetleyebilir miyiz? Ya kitap bunun aslında temel amacı ve tabii yani İstanbul Ankara'yla sınırlı mı kalacak aslında, yoksa yayılacak mı? İzahtan varisli aslında kitap hayatımız yani kitapla yıllardan beri şikayet ettiğimiz konu çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın kitap okuma kapasitesini artırma ile ilgili yıllardan beri özlem var. Biz Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde 26 Ekim'de bir kampanya yaptık. Dedik ya şeyi bitirelim artık yani. Kütüphanesi olmayan okul kalmasın eğitim sistemimizde. Şimdi düşünün, eğitim sisteminin ölçeğini dikkate aldığınız zaman müthiş bir proje. Tüm okullarda kütüphane olacak. Ve iki ayda tamamladık. 16.361 adet kütüphane yaptık. 16.361. Yani günlük 272 adet kütüphane bu ülkede yapıldı. Meslek liselerinin üretim kapasitesini de müteşekkiriz. Çünkü o kapasiteyi aktif olarak kullandık. Bu arada 1325'e yakın sıfır atık kütüphane oluşmaya başladı. Yani aynı zamanda evet, çevre bilinciyle de kütüphaneyi eşleştirme imkanımız oldu. İkinci adım olarak kitap sayısını artırmaya çalıştık. 28 milyon kitap vardı eğitim sistemimizde. Şu anda 75 milyon yani gelirken notlara baktık. Hatta ben geçen gün 70 milyon kitap ulaştık diyordum. Rakam yeni güncel verilerle Allah'a şükür Milli Eğitim Bakanlığı'nın iyi rakamları her gün değişiyor. Yani 74 milyon küsur, yani 75 milyona yakın kütüphaneye kitap kazandırmışız. Kitap sayımız 75 milyona ulaşmış. Düşünün, 75 milyon kitap olan eğitim sisteminde kütüphane havuzumuz var. Yani. Müthiş bir şey. Ve İstanbul'dan başladık. Geçen gün de Ankara'da başladık, devam ettik. Yaşayan insan hazinelerimizi isimlerini kütüphaneye vermeye başladık. Bilim insanı, kültür sanat insanı, işte Doğan Hızlan, efendim İhsan Fazlıoğlu, Alev Alatlı, Ankara'da da Erol Gökay'la başlattık. Tüm illerimizde bu ülkenin güçlenmesi için kafa yormuş, dert edinmiş, emek vermiş, ürünler ortaya koymuş, fikri ürünler ortaya koymuş insanlarımızı, güzel insanlarımızı isimlerini kütüphanelerimize vermeye başladık. Yani nihayetinde varmak istediğim şey şu. Kütüphanelerimiz okullarımızın kalbi olsun. Kültür sanat etkinlikleri kütüphanede olsun. Öğrencilerimiz sürekli kitapla temas etsinler. Ve böylece
bilirsiniz işte yıllardan beri retorik olarak konuşuyor. Bir kitap okudum hayatım değişti. Biz nereden bilebiliriz? Herhangi bir yerdeki, herhangi bir köydeki bir çocuğumuz oradaki bir kitapla hayatını değiştirebilir. İşte önemli olan bu şeyleri potansiyeli imkan haline getirebilmek. Onun vasatlarını ortaya koyabilmek. Yani onun için bu eğitimde fırsat eşitliği için de çok kritik bir şey. Evet. Bazı okullarda kütüphane var, bazılarında yoksa bu eğitimde fırsat eşitliği için sıkıntılı bir durumdur. Çok mutluyuz. Çok başarılı bir süreç oldu. Artık bundan sonra biz kitap sayısını artırmaya, çeşitliliğini artırmaya çalışıyoruz. İşte yaşayan insan hazinelerimizin isimlerini vererek orayı, o okulu, o kişilerle birlikte eşleştirmeye çalışıyoruz. Gayet güzel, başarılı bir şekilde devam ediyor. Ve mesleki eğitim, yani bakan yardımcılığınızdan itibaren bu konuya bir özel ilginiz olduğunu da biliyoruz. Bu sene de meslek liselerine yönelik ciddi bir başvuru ve talebin olduğunu da gördük. Yani evet. Burada o başarı skalası yakalandı mı? Daha sonrası için hedef ne ve hani meslek liseleriyle birlikte bu işsizlik sorunu ya da vesaire gibi sorunlar, KOBİ'lerle birlikte, sanayi bölgeleriyle birlikte. Hepsini cevaplandıracak mıyız? Evet. Takdir sizin, evet. Buyurun. Şimdi Ünal Bey, mesleki eğitim her ülke için kritik bir eğitim türü. İş gücü piyasasına çok duyarlı bir eğitim. Dolayısıyla iş gücü piyasasının talep etmiş olduğu becerileri, yetenekleri olan insan yetiştirmesi lazım. Ki o iş gücü piyasası da ekonomik kalkınmada yeterli insan kaynağıyla desteklenerek atılım yapabilsin. Ülkenin refahını artırabilsin. Şimdi mesleki eğitimle ilgili aslında kronik problem 28 Şubat sürecinin bir ürünüdür. 1999'daki KASSA uygulaması bu ülkeye inanılmaz maliyetler üretti. Başarılı öğrencileri meslek liselerinden uzaklaştırdı, aynı yöntem liselerinden uzaklaştırdığı gibi. Okullar arası başarı farkını çok derinleştirdi, eğitimde fırsat eşitliğini zayıflattı. Bir sürü problem. Biz bakanlık olarak şunu yapmaya çalıştık. Biz iş gücü piyasasına eleman yetiştiriyorsak mesleki eğitimle, sektörün mezunu vermesini beklemeyelim, sektörü tüm süreçlerimize katalım. Ya müfredatı birlikte güncelleyelim, efendim iş gücü piyasasındaki beceri uyumsuzlukları olmaması için hangi becerileri gerekiyorsa onu güncelleyerek ama sektörle, paydaşlarımızla kafa kafaya vererek o süreçleri yürütelim. Öğrencilerimizin stajlarını, beceri eğitimlerini birlikte planlayalım. Efendim, öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlayalım diye yola çıktık. Ve istihdamda öncelik sağlayalım. Ama arz talep dengesinde rasyonel bir zemine oturtalım diye. Bu adım inanılmaz bir şekilde mesleki eğitimin görünürlüğünü ve teveccühünü artırdı. Giderek mesleki eğitime yönelim artmaya başladı. Ama en kritik şey akademik olarak başarılı öğrencilere mesleki eğitimi tercih etmeye başladı. Artık meslek liseleri %1'lik başarı diliminden öğrenci almaya başladılar. Evet. Ya bu çok önemli. İşte KASSA uygulamasının uzaklaştırdığı şeyi tekrar biz yakınlaştırmış olduk. Dolayısıyla meslek eğitim, üretim kapasitesiyle, fikri mülkiyetle, bugünkü işte programın başında söylediğim, biraz önce katılmış olduğumuz sabah, fikri mülkiyetle ilgili alanda en fazla performans gösteren meslek liseleri. 55 tane ARGE merkezimiz var Ünal Bey. Düşünebiliyor musunuz? ARGE merkezi var. Meslek liseleri artık üretiyor. Ürettiğinde inovatif bir şekilde geliştiriyor. Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor. Ve ilk kez 7 adet, Sayın Cumhurbaşkanımız duyurmuştu, gönül coğrafyamızdaki insanların da Türkiye'deki meslek eğitimden yararlanmaları ile ilgili 7 tane uluslararası meslek lisesi kurduk. Ve ilk defa öğrenci almaya başladık. Ya müthiş. Artık 28 Şubat'ın hasarları sarıldığı gibi çok daha sıçramaya, atılım yapmaya başladı. Diğer taraftan mesleki eğitim merkezleriyle ilgili 25 Aralık 2021 tarihinde 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bu mesleki eğitim merkezleri biliyorsunuz Almanya'daki dual mesleki eğitimi. Yani hem okul hem işletmede. Evet. Yapılan eğitim olduğu için dual eğitim adı verilen eğitim. Bizde de tarihsel kökü var. Aile kültürünün çıraklık, kalfalık ve ustalığın yetiştirildiği bir eğitim türü. Haftada bir gün okula gidiyor, 4 gün işletmede beceri eğitimi alıyor. Ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin en fazla ihtiyaç duyduğu ara elemanı yetiştiriyor. Eleman. Bakın o düzenlemeden önce Türkiye'de 159 bin çırak kalfa usta vardı. 160 bin değil. Şu anda 600 bin.
160 bin, 600 bin. Ve yılın sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Hedefimiz 1 milyon gencimizi meslek eğitim merkezleriyle buluşturmak. Ve bu anlamda da planlamalarımız takviminden önce o hedeflere ulaşarak ilerliyor. Gayet iyi. Biz bununla ne yapmış oluyoruz? Bir taraftan iş gücü piyasamızın ihtiyaç duyduğu elemanı nitelikli bir şekilde yetiştirmiş oluyoruz. Çünkü tüm süreçte artık sektör aktif olarak yer alıyor. İkincisi, biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi genç işsizlik oranını düşürmüş oluyoruz. OECD'nin ülkelerin işte eğitimle iş gücü piyasası arasındaki ilişkileri ne kadar uyumlu olduğunu değerlendirmek için kullandığı bir gösterge var. Ne eğitimde ne istihdamda genç oranı. Yani gencin ya eğitimde olması lazım ya istihdamda olması lazım. Türkiye'deki bu oran %30'lar seviyesinde. OECD ortalaması %15. İşte bu mekanizmayla o oranda düşmeye başlayacak. Olması gereken şekilde meslek eğitim bu ülkeye katkı vermeye başlayacak. Meslek eğitim güçlendikçe sadece sektör güçlü olmayacak. Aynı zamanda orta öğretim sistemi de dengesine oturtacak. Bak biraz önce LGS'yi sordunuz. Evet. İlk 3 tercihinde yerleştirme oranının meslek eğitimde %88 olduğunu söyledim. 10 yıl önce böyle bir oran yoktu yani. Çünkü istemeye istemeye gidiyordu. Artık hiçbir lise istediği liseye yerleşemeyen öğrencilerin destinasyonuydu meslek liseleri. Şimdi birinci tercihinde, ikinci tercihinde, üçüncü tercihinde meslek lisesini yazıyor. Niye? Çünkü hem meslek eğitimle niteliğini artırıyor, iş gücü piyasasına hızlı bir şekilde adapte olabiliyor isterse, isterse de yüksek öğretime devam edebilme imkanı var. Yani dolayısıyla gelinen nokta hakikaten bir başarı hikayesidir. Katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma, tüm öğretmenlerimize, tüm sektör temsilcilerine, ya TOBUN'dan, ISO, İTO, ATO, ASO, tüm alanlardaki sektör temsilcilerimize ben en içten şükranlarımı sunuyorum. Efendim yine bu konuyla ilgili bilsemlerde de mesela bu hani ARGE çalışmalarından bahsettiniz. İnsansız hava araçları, yazılım, kodlama gibi eğitimler devam ediyor. Orada da güzel gelişmeler var gibi. Gayet iyi. Biliyorsunuz bilim-sanat merkezleri özel yetenekli öğrencilerimizin bu yeteneklerini geliştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul dışında uyguladığı bir program. Yıllardan beri başarılı bir şekilde devam ediyor. Biz bir şey yaptık burada Önal Bey. Bilim-sanat merkezlerinin erişilebilirliğini artırmak için sayısını artırdık. Yani önce 185'e çıkarttık 2022 yılı itibariyle. 2021 yılı itibariyle. 2022'de hedefimiz 350 tane bilsem olmasıydı. 360'lara ulaştık şu anda. Dolayısıyla bilim-sanat merkezlerimizde sağlamış olduğumuz eğitim programlarıyla beşeri sermayemizin niteliğini artırmak, işte bahsettiğiniz robotik kodlamadan işte uzay teknolojilerine kadar tüm alanlarda, bilim alanında, aynı zamanda sanat alanında da, yani görsel sanatlarda, resimde, diğer alanlarda öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Çünkü bizim biricik sermayemiz o da gençlerimiz, eğitim, beşeri sermayemiz. Onun niteliğini ne kadar artırabilirsek o kadar güçlü olacağız. İşte bilim-sanat merkezlerindeki bu aslında Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu fikri mülkiyet çalışmaları bilim-sanat merkezlerinde hızla karşılık buldu. Yani bir anda bilim-sanat merkezlerinde daha önce hiç düşünülmeyen patent, faydalı model, marka ve tasarımla ilgili, üretimiyle ilgili ve bunun tescillenmesiyle ilgili ciddi bir farkındalık oluştu. Aslında bilim-sanat merkezleri ARGE merkezleri. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ARGE merkezleri. İşte Milli Eğitim Bakanlığı bir taraftan meslek eğitimde ARGE merkezlerini kurarken diğer tüm öğrenciler için bilim sanat merkezleri üzerinde ARGE desteği vermeye devam ediyor. Bugün güzel bir haberimiz de var. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza rica ettik bu törenin sonunda. Biliyorsunuz Sanayi Teknoloji Bakanlığımız bu yetenekli öğrencilerimizle ilgili deney yap atölyeleri kuruyor. Gençlik merkezlerine, farklı yerlere. Ya dedik ki aynı kitleye özel yetenekli öğrenciler bizim bilim sanat merkezlerimizde. Gelin deney yap atölyelerini diğer taraflarda kurun ama bilim sanat merkezlerine de kuralım. Sağ olsun hemen çalışma arkadaşlarına talimat verdi. İnşallah yılın sonuna kadar deney yap atölyelerinin aynısını bilim sanat merkezlerimizde kurarak gençlerimizi çok daha farklı boyutta destekleme imkanımız olacak. İnşallah. Efendim bir de son olarak şunu da sormak isterim. Zaman zaman veriler açıklandıkça kamuoyunda gündeme geliyor. PISA'da elde edilen sonuçlar, veriler. Türkiye şu an ne durumda, bunu nasıl okumalıyız, daha ileriye taşımak için pek çok
sıralamada bulundunuz ama son verileri nasıl değerlendirirsiniz? Ya şimdi biliyorsunuz öğrenci başarı araştırmaları ile ilgili bir PISA çalışması var. Bir de TIMSS var. PISA 15 yaşındaki anadil okuryazarlığı, matematik ve fen okuryazarlığını ölçüyor. Belli yıllarda döngülerle işte 3 yıl, 4 yıl PISA TIMSS değişiyor. TIMSS'te de 4. ve 8. sınıfta matematik ve fen okuryazarlığı. Milli Eğitim Bakanlığı, bakın son 20 yılda öğrenci sayısını bu kadar artırmasına rağmen PISA ve TIMSS'in her döngüsünde bir önceki döngüsünden daha yüksek performans sergiliyor. Şunu özellikle belirtmemiz lazım. Bazen hatırlayın, geçmişteki PISA sonuçlarının açıklandığı zamanları hatırlayın. Haftalarca gündemde oluyordu değil mi? Ya ne olacak bu eğitimin hali, işte gelişmiş ülkelerle nasıl rekabet edeceğiz, çok kötü durumdayız. Artık son zamanlarda, son yıllarda bir gün kalmıyor PISA sonuçları. Çünkü başarı var. Biz biraz da başarıyla mutlu, biraz daha uzun soluklu mutlu olmayı beceremiyoruz belki. Onun etkisi var. Son söz olarak şunu söyleyeyim. 20 yıl öncesinden bazen böyle işte eğitimin kalitesi düştü, kitleselleşme evresi oldu, çok sayıda okulumuz oldu deniyor. 2000 yılının öncesinden çok daha yüksek performans sergileniyor. Bu kadar öğrenci sayısı artmasına rağmen. Elbette gideceğimiz yol var. Yani özellikle mesela TIMSS'teki başarı çok iyi. Artık ortancaya geçtik. 4. sınıfta her iki branşta, 8. sınıfta sadece fende, matematiği inşallah orada geçeceğiz. Artık bundan sonraki hedefimiz sadece puanı artırmak değil, OECD ortalamasını da PISA sonuçlarında yakalamak. Onunla ilgili de süreçlerimizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Yani gayet güzel. Bu kadar devasa ölçekteki bir eğitim sistemi gayet başarılı. Bakanlık olarak da bu başarıyı nasıl artırabiliriz? Kalitesini nasıl artırabiliriz? Öğrencilerimizi nasıl destekleyebiliriz? Öğretmenlerimizi nasıl destekleyebiliriz? Bunun uğraşı içerisindeyiz. Efendim çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, Mengü Türk ekranlarında gündem özel programında konuğumuz Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'di. Eğitim öğretim dönemine ilişkin öncesinde ve sonrasında gelişecek olayları konuşmaya çalıştık diyelim. Sözü şimdilik bırakalım.